Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Orgeneral Özel'i havaalanında Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak ve 9. Kolordu Komutanı Kor General Şeref Ongay karşıladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ilk olarak havuz başındaki 9. Kolordu Komutanlığı'nda tören mangasını selamladı ve Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Kolordu Komutanlığı ziyaretinin ardından Orgeneral Özel Erzurum Valiliğine geçti. Burada Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak tarafından karşılanan Orgeneral Özel şeref defterini imzaladı. Erzurumlu şehit uzman çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, Siirt'te yaşayan gelininin kendisine torununu göstermediğini öne sürerek yardım istedi. Aha ve Rahime çiftinin 5 çocuğundan 4.'sü olan 24 yaşındaki uzman çavuş Kürşat Güneş, Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Sonrasında Kürşat Güneş'in o dönem 3 aylık hamile olan eşi Hatice Güneş'in İrem Su adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Şehit oğlunun kıyafetlerini, postallarını ve resimlerini astığı özel bir oda hazırlayan anne Rahime Güneş, gelini Hatice Güneş'in şu anda 1,5 yaşında olan torununu hiç göstermediğini iddia etti. Gelini Hatice Güneş'in memleketi Siirt ailesiyle birlikte yaşadığını anlatan Rahime Güneş, şehit olan oğlunun acısının torun sevgisini hafifleyeceğini belirtti. Torununu görmek istiyorum, kokulamak istiyorum, bağrıma basmak istiyorum. 23 yaşında çocuğumu yere verdim. Allah rızası için çocuğumu istiyorum, torunumu istiyorum. Ne olur bir tane elbisesini vermediler. Ben elbiselerini bile kokulayamadım. Allah rızası için başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, başka bakanımız, cumhurbaşkanımızın ailesi Siirtliymiş. Allah rızası için bir hasta ondan yardım istiyorum. Torununu görmek istediği zaman gelininin jandarma ve polisi çağırdığını ve engellediğini ileri süren Rahime Güneş, torunumu Ankara'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç bile kucağına aldı ama ben alamadım. Şu anda 1,5 yaşında olan torunumu bana göstermiyorlar. Yetkililer bu konuda bana lütfen yardımcı olsun. Torunuma aldığım elbiseyi de oğlumun kıyafetlerinin yanına astım. Gelinim ve torunum bana oğlumun yadigarı. İstediğim zaman torunumu görüp koklamak istiyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan yardım istiyorum dedi. Bütün yetkililerimizin torunu var. Görüyorum televizyonda. Seviyorlar, kokluyorlar, gezmelere götürüyorlar. Allah rızası için ben de torunumu öyle gezmek istiyorum. Torunumla konuşmak istiyorum. Torunumu sevmek istiyorum. Allah rızası için. Gelinimden de torunumdan da kokularını duyarım. Belki daha acım hafifler. Çünkü acım çok büyük. Allah düşman başına vermesin. Hiçbir anneye vermesin. Evlat acısı. Hiçbir anneye vermesin. Evlat acısı çok zor. Bu da torunumun elbisesi. Aldım yine seviyorum.
Ama giydiremedim. Görmüyorum ki giydireyim. Hele görsem bir tane aldım odasına astım babasının yanına, elbiselerin yanına. Cumhurbaşkanımız almış torunumu kucağıma, ben alamadım. Bülent Arıç almış torunumu kucağıma, ben alamadım. Alsınlar, onların devladı. Ama benim devladım. Kurban olayım ben ona. Torunumu resmiyle günümü geçiririm. Oğlumun resimleriyle günümü geçiririm. Niye canlısıyla günümü geçiririm? Ne olur yani? İnsan değil mi? Allah rızası için. Ne olur yani? Hele bu torunuma. Erzurum Vergi Dairesi Başkan Vekili Sefer Demir, torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı çıkan kanunda 12.800 kişinin borçlarının yapılandırıldığını belirtti. Erzurum'da 27.000'in üzerinde vergi mükellefi olduğunu ifade eden Sefer Demir, 62.000 kişinin vergi borcu olduğunu söyledi. İldeki vergi mükelleflerinin 1 Ocak 2014'ten bugüne kadar beyan ettikleri verginin %84'ünü ödediğini dile getiren Demir, Erzurum'da taahhüt hukukunun tahsilatı oranının hemen hemen her yıl aynı oranda gerçekleştirildiğini ifade etti. İlimizde yaklaşık 385 milyon lira vergi aslı alacağımız vardı. Bunun içerisinde trafik para cezası olan, idari para cezası olan, çeşitli vergilerden borcu olanlar, ecri misil borcu olanlar, öğrencilerimizin kredi yurtlar kurumu olan kredi, öğrenim harçları, öğrenim kredisi borcu olanlar gibi bir sürü vergi dairesinin tahsiliyle görevli olduğu borçları olan mükelleflerimiz bu yasadan yararlanmak üzere müracaatlarını yaptılar bugüne kadar. Biz de Vergi Dairesi Başkanlığımız olarak merkezde çeşitli seminerler, bilgilendirme toplantıları yaptık. Bunların başında Esnaf Sanatkarlar Odası Birlik Başkanlığımızda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası odamızda seminerler ve sunumlar yaptık. Merkezimizde Palandöken, Yakutiye, Aziziye Belediye Meclis üyelerimizle ayrı ayrı toplandık. Erzurum Büyükşehir Belediye'mizde toplantıyı bu hafta başında yaptık. Erzurum'da 62 bin vergi borçlusunun yıllar itibariyle yaşanan birikimden kaynaklandığını anlatan Demir, bu rakam belki son 10 yıldan bu yana yaşanan bir birikimin sonucudur. Yani sadece 2013'te, 2014'te vergisini ödemeyenler değil, onun için sayı biraz yüksek görünüyor dedi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımızın bir kısmı müracaatları son günlere, son haftalara bırakmayı tercih ediyorlar. Bu da muhtemel vergi dairelerimize müracaat esnasında sıkışıklıklar, kuyrukların oluşmasına, yoğunluk oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu noktada son günleri beklemesin vatandaşlarımız diye ilimizdeki vergi dairelerimizin, merkezdeki iki vergi dairelerimizin günlük çalışma sürelerini uzattık. Geri Dairesi Başkanlığımızın verdiği talimatlar çerçevesinde gün içi mesai sürelerimize 1 saat ilave ederek akşam saat 18'e kadar vergi dairelerimiz açık. Hafta sonu cumartesi günleri son 3 cumartesimiz son 15 günlük sürede cumartesi günleri de vergi dairelerimiz mesai yapacak. Vatandaşlarımızın, mükelleflerin tüm müracaatlarını normal mesai sürelerindeki yaptığı işlemler günü almaya devam edecekler. Bunun da iş yerlerini kapatıp vergi dairelerine gelmek durumunda olan tek çalışan küçük esnafımız için de büyük bir fırsat ve imkan yaratacağını düşünüyoruz. Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan çifte minareli medresede 3 yıl önce başlatılan onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan çifte minareli medresede 3 yıl önce başlatılan onarım çalışmalarında sona gelindi. Kasım ayı başında mevsim şartları nedeniyle çalışmaların durduğunu dile getiren Ünkan, 2015 yılının Ocak ayında bitmesi planlanıyordu. Tabii ki bu süreç içerisinde restorasyon çalışmaları tek başına düşünülecek bir şey değil. Her türlü yapmış olduğumuz kazının altından çıkan yeni buluntular, bunların değerlendirilmesi, projelerin rölevelerinin çizilerek alınıp revize projelerinin kurula getirilmesi, yaklaşık olarak 3 yıl içinde kurula 8 tane revize proje götürdük. Çünkü yeni bulguları bu revize projeleriyle değerlendirip bu değerlendirdiğiniz şeyleri kurula sunmak zorundasınız dedi.
Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bir konferans düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Elanur Yılmaz Karabulut kendini diyabetten koru konulu bir konferans verdi. Hepimiz birer diyabet adayız. Biz bugün diyabet tiplerinden kısaca bahsedeceğiz ama bizim için en önemli olan diyabet şekli bugün tip 2 diyabet. Çünkü bugün Dünya Sağlık Örgütü diyabetten bahsederken bir salgın terimini kullanıyor. Aslında diyabet hastalığı bulaşı bir hastalık mıdır? Hayır. Ama öyle büyük bir hızla ilerliyor ki diyabet pandemisi, diyabet salgını deniliyor ve ne yazık ki hani birazdan bahsedeceğim etkenler neler? Hepimiz ne yazık ki çok hareketsiz yaşıyoruz. Kentleşmenin bize getirdiği olumsuzluklardan, dezavantajlardan bir tanesi. Toplum olarak yaşlandık. Artık ölüm yaşımız eskiden çok daha aşağılardayken bugün 69-70'li ortalamalarda bir ölüm yaşımız var. Vesaire bir dolu risk faktörümüz var. İnşallah bu risk faktörlerinden arınabilir miyiz, kurtulabilir miyiz? Bunlardan bugün kısaca bahsedeceğim. Öncelikle bugün böyle bir temayı ele aldıkları için Kadın Meclisi'ne ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten hayatımızın çok önemli problemlerinden bir tanesi ve gelecekte hepimizin çok fazla önemsemesi gerekecek. Çünkü çok fazla diyabetli hasta var. Hepimiz bir şekilde genetik olarak yatkınlığı olan bir hastalık. Bir diyabetli akrabaya, aile üyesine ne yazık ki sahibiz. Bu da bizde oldukça riski arttırıyor. Genetiğimizi değiştirebilir miyiz? Hayır. Ancak yaşam düzenimizi, yaşam şeklimizi değiştirerek var olan o genetiğin hastalığı ortaya çıkarma riskini olabildiğince azaltabiliriz. Palandöken Devlet Hastanesi Başhekim Operatör Doktor Zülküf Kaya haftada 2500 hastaya acil müdahalede bulunduklarını belirtti. Erzurum'un Merkez Hastanesi konumunda bulunan Palandöken Devlet Hastanesi haftada 2500 hastaya acil müdahalede bulunuyor. Hastane Başhekimi Operatör Doktor Zülküf Kaya, genelde hastaların memur ve esnaf kesimi olduğundan dolayı akşam saatlerinde hastaneye gelmeyi tercih ettiklerini, bu yüzden de acilde yoğunluk yaşandığını belirtti. Özellikle çalışan esnaf kendi işini bırakmıyor veya diğerleri çıkıp oraya geliyor. Yani orada hallederim diyor. Ya da çok cüzi miktarda işte polikliniklerde ödedikleri katkı paylarını ödememek için yine gece çıkıp geliyor. Adam 3'te geliyor. 2'de geliyor. Ya da akşam geliyor. Akşam bizim özellikle 16-20 arası çok yoğun. Üst üste. Yani fiziki olarak da yeterli değil alanımız. Ne kadar sağa sola genişletsek de alanımız yeterli değil. Bu da orada sıkıntılara sebep oluyor. İnsanlar sen geliyorsun diyorsun ki mesela ben acilim. Gerçekten acilsin. O diğer yarım saat önce gelmiş basit bir ağrısı var. Herkes birbirine giriyor. Kimse kimsenin hakkına riayet etmiyor. Yani orada arkadaşlar ayırt etmeye çalışıyor ama özellikle triyaj dediğimiz hastanın ayrımıyla ilgili arkadaşlarımız ama kimse de onları bazen dinlemiyor. Onlara da uyumsuz davranabiliyorlar yani. Onun için millet toplu eğitim, toplam eğitim. Herkesin eğitilmesi lazım. Tüm arkadaşların, hastaların, yakınlarının yani herkes birbirinin hakkına riayet etmesine dayalı. Ne dersen de. Yani hak sınırsız değil. Sınırlı. Benim hakkım senin sınıra geldiği zaman biter. Yani senin sınırına geçemem ben. Yani onu bir dikkat edebilsek her şey güllük gülistanlık olacak. Adalet duygusu çok önemli. Yani bir kulun orada hakkına ben tecavüz edecek miyim etmeyecek miyiz? Ona dikkat edeceksek her şey olumlu bir mecraya girer. Ama etmezsek her tarafta benim hakkım sınırsız. İstediğimi alırım, istediğimi giderim dediğimi o zaman anarşi olur. Şuurlu öğretmenler tarafından düzenlenen toplantıda köy okulları ve birleştirilmiş sınıflar ile ilgili problemler rapor haline getirildi. Şuurlu Öğretmenler Derneği Başkanı Abdullah 2-16 Kasım'da yapılacak olan Eğitim Bilsen Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa aday olduğunu belirterek eğitimdeki sorunları bildiğini ve seçilmesi halinde bu sorunlar üzerinde çalışacağını söyledi. İkinci,
köy okullarının çok eski ve taş yapılardan oluşmasından kaynaklanan eksiklerin tespiti için gezici bakım ve tadilat ekibi oluşturulup, okulların eksikliklerinin yerinde tespit edilip, tadilat gerekiyorsa tadilat, tadilat çözüm olmuyorsa yeni okul binalarının yapılması, merkeze yakın köy okullarının dahi sobalı olması ve sobayı yakacak personel bulunmadığından öğretmenin saatlerce sobayla uğraşmak zorunda kalması hem dersleri hem de öğretmenin motivasyonunu büyük ölçüde etkilemekte. Birleştirilmiş sınıflardan tayin isteyip ayrılmada önemli bir neden olarak görülmektedir, dedi. Köy okullarımızla ilgili biz köy okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizle bir toplantı yaptık. Çalışma yaptık. Köy okullarımızda özellikle merkeze yakın olan köy okullarımızdaki tespitlerimizi hazırladık. Özellikle okul binalarımız eski, taş binalarımız var. Okullar yetersiz. Kış geliyor, kış şartlarında ciddi manada soğuk problemi var. Veceler okulun dışında sobalı okullarımız çok. Sobayı yakacak personel yok. Bunun yanında okul lojmanları çok kötü durumda. Köy öğretmenlerimiz özellikle lojmanlarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu noktada çözümlerimizi, sorunları bir rapor haline getirdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de, valiliğimize de raporumuzu takdim edeceğiz inşallah. Sözlü sınavlar hakkındaki düşünceniz? Şimdi biliyorsunuz yönetici atamayla ilgili bakanlığımız bir çalışma yaptı. Erzurum'umuzda da buna yönelik olarak sözlü atama çalışması yapıldı. Mülakatlar gerçekleştirildi. En başta şunu ifade edeyim. Sözlü atamaya kökten karşıyız. Bakanlığımız da bunun yanlış olduğunu son açıklamasıyla ortaya koydu. Çünkü sözlü atamalar işin içerisine girince mutlaka hak yemek, haksızlığa girmek veya birinin hakkını gasp etmek ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı bizler sözlü atama yerine adil bir şekilde sınav sisteminin olabileceği, başarının ön planda tutulduğu, liyakatın ön planda tutulduğu bir sistemin mutlaka Milli Eğitim'de uygulanmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen para ödüllü cirit turnuvasında atları 4 nala süren ve ellerindeki ciritleri rakiplerine bir ok gibi fırlatan sporcular izleyicilerin nefeslerini kesti. Yakut ilçesindeki cirit sahasında düzenlenen çok sayıda yerli ve yabancı izleyicinin takip ettiği turnuvaya 8 takımdan toplam 80 sporcu katıldı. Müsabakanın ilk maçında Ejder Atlı Spor Kulübü ile Osmanlı Atlı Spor Kulübü karşılaştı. Birincilik için tüm güçlerini ortaya koyan sporcular zaman zaman rakiplerinin attıkları ciritlerin isabet etmesi sonucu zor anlar yaşadı. 3 gün sürecek turnuvanın sonunda birinciye 10, ikinciye 7,5 ve üçüncüye de 3,5 bin lira para ödülü verilecek. Tribünleri dolduran cirit severler, sporcuların rakibine vurması ya da atılan ciriti havada yakalaması gibi güzel gösterilerine oley diyerek alkışladı. Sporcu son 15 saniye, Osmanlı erken çıkış eksi 1 puan. Osmanlı erken çıkış eksi 1 puan. İkinci 20 saniyen başlamıştır sporcu. İlk 35 saniye içerisinde ciritini kullanmadığı için eksi 1 puan. Cirit'in Türklerin yüzyıllardan beri oynadığı atasporu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya bu atlı oyununu beraberinde getirmişlerdir. Türkler için at vazgeçilmez bir unsurdur. Türklerin yüzyıllardan beri oynadığı atasporu cirit, ülkemizin en önemli sportif oyunları arasındadır. Bizim medeniyetimizin, değer anlayışımızın hatta peygamberimizin bile yaptığı bir spor dalıdır. Anadolu'da geleneksel olarak yaygın olan cirit, mertlik, yiğitlik ve sportmenliği temsil eder. İsteğimiz bu sporu dünyaya yaymak ve genç erkeklerin hatta kızların bu spora ilgi göstermeleridir, dedi. Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlere ağırlık vereceğimizi ifade etmiştim. İşte bugün bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bir diğeri de şehrimize değer katacak, vizyon sahibi, marka şehir yapacak,
yatırımlara da şehrimizde hız vereceğimizi ifade etmiştim. Onun da gereğini peyderpey yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çok kıymetli davetliler. Cirit, Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir atasporudur. Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya bu atlı oyununu beraberinde getirmişlerdir. Türkler için at vazgeçilmez bir unsurdur. Türklerin yüzyıllardan beri sürdürdüğü atasporu cirit ülkemizin en önemli sportif oyunları arasındadır. Hatta biraz daha ileri giderek bizim medeniyetimizin, değer anlayışımızı, hatta peygamberimizin de bile yaptığı bir spor dalıdır. Kanada'dan gelen turist kafilesi cirit müsabakalarını da izledi. Bazı misafirler ata binerek fotoğraf çektirdi. Turistlerden Amisa Van der Wieden, bu sporun sadece videolarını izlemiştim. İlk kez canlı olarak gördüm. Çok heyecanlandım. Hem atı hızla sürüp hem belindeki çubuğu fırlatmak zor olsa gerek. Hayatımda ilk kez ata bindim. Müsabakaları zevkle izledim dedi. Öte yandan turnuvaya katılan diğer sporcular da kendilerinden önceki müsabakaları atlarıyla birlikte cirit sahasının kenarında izledi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sevgili izleyenler, yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.